Merhaba, bugün yanımızda 5 kez dünya şampiyonu milli gururumuz Kenan Sofuoğlu var. Kendisine birkaç sorumuz olacak ama şampiyonluğa dair sorular artık sıkılmıştır kendisi de cevaplamaktan. Biraz farklı sorular sormayı düşünüyoruz. Yani başlıyorum. Jorge Lorenzo bildiğiniz gibi Mercedes ile Formula 1 testi yaptı. Bunun daha önce örnekleri de var. Örneğin Rossi Ferrari ile testler yapmıştı. Sizin öyle bir hayaliniz var mı? Öyle bir test yapmayı düşünüyor musunuz? Bizim öyle bir seçeneğimiz vardı Red Bull'la beraber, Red Bull aracıyla beraber. Bir iki sefer program yapacaktık ama hep böyle Türkiye'de gündem çok hızlı değiştiği için o programlar iptal oldu. Şimdi bizim şöyle bir niyetimiz var. Yeni havalimanı ile alakalı Formula 1 aracıyla benim 400'e çıktığım motosikleti yarıştırmak gibi niyetimiz var. Aşağı yukarı top speedlerde böyle 370-380 o aracında. Hani bizim motora rakip olabilecek bir araç. Öyle bir niyetimiz var. Kullanmaktan çok merakım o. Benim motosikletimin akselerasyonu yani o asılması diyeyim artık. Formula 1 aracına karşı nasıl olacağını çok merak ediyorum. Öyle bir niyetimiz var inşallah. O da yine havalimanını bekleyeceğiz bu konuyla alakalı. Motor sporlarında herkesin bir idolü vardır. İşte Marquez'in daha küçüklük yaşlarında Rossi fotoğraf çektirmedi, Rossi hayranlığı. Motorsporun ilk başlarında sizin de idolünüz kimdi? Benim hiçbir zaman idolüm olmadı. Benim abilerim vardı, evet. İşin doğrusunu söylemek gerekirse abilerim de idolüm. Çünkü ben çocukluğumdan beri hep böyle abilerimin arkasında motosikletle gezmişimdir. Sonra abilerim yarışmaya başlayınca onlar gibi yarışır olmak çok istemişimdir. Tabii ki Avrupa'da yetişen bir sporcunun Rossi hayaliyle yetişmesi çok normaldir. Ama onlar çok kolay imkanlarda yarışan sporculardı. Ben zorluklar çekerek bir yerlere gelmiş bir sporcu olarak Rossi hiçbir zaman örnek almadım. Almam da. Sadece şunu söylerim. Evet, Rossi büyük bir isimdir ama Rossi Türkiye'den çıkabilir miydi? Ben de bunu söylüyorum. Türkiye'deki zorlukları atlatıp dünya şampiyonlarına çıkabilir miydi? Ben de bunu rahat bir şekilde net söylüyorum. Onun gibi arkamda milyonluk sponsorlar olsaydı ben de bugün MotoGP'de, ben boş konuşan bir adam değilim. Bunu konuşmaları insanlar yapar ama ben de bir şeyleri başarmış biri olarak bu konuşmayı yapabilirim. Son olarak bir Formula 1 ile takip ediyor musunuz? Tabii, kesinlikle çok takip ediyorum. Orada desteklediğiniz bir pilot var mı? Hamilton. Yıllardır Hamilton'ı destekliyorum çünkü sebebi de şu, ilk dünya şampiyonluğum 2007 yılındaydı. O zamanlarda da Hamilton'ın böyle tam yeni parladığı zamanlarda, o yıldan beri Hamilton'ı hep desteklerim. Yani kişilik olarak, karakter olarak değil de böyle ona karşı o yıllarda, benim parladığım yıllarda o da parladığı için ona karşı bir ilgim var. Yanlış hatırlamıyorsam da geçen yıllarda bir dünyada motor sporlarıyla alakalı en başarılı sporcularda listede ikimiz alt altaydık. Yani o 11 ya da ben 12'dim ya da ben 12'dim 11'di. Orada bile yani yan yana olmak çok hoşuma gitmişti. Teşekkür ederiz. Sağ olun.